İstanbul Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 99. programımızın konusu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın karşılaştırmalarla 81 ilçe toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi çalışmasını konuşacağız. Mart 2018'de üçüncüsü yayınlanan raporun ilki 2014, ikincisi de 2016'da yayınlanmıştı. Bugün konuğumuz Doktor Azmin Kavas ile raporların bulgularını konuşacağız. Fakat konumuza geçmeden önce dünden bir haber paylaşmak istiyorum. Dün bildiğiniz üzere kadına yönelik şiddete karşı mücadele günüydü. Ve İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis biber gazı sıktı. Yorumu size bırakıyorum. Ve programa geçiyoruz. Doktor Azmin Kavas, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kent ve Çevre Bilimleri ana bilim dalında doktorasını 2017'de aldı. Doktor Kavas, TOB Üniversitesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde dersler veriyor ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TEPAV olarak bildiğimiz kurumda şehir ve bölge çalışmaları programlarında politika analisti olarak çalışmaktadır. Hocam programa hoş geldiniz. Bu arada Azmin Hanım bize Ankara'dan Skype üzerinden katılıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hepinizi hoş bulduk. Böyle anlamlı bir günde, anlamlı bir açılışla TEPAV olarak programa dahil edildiğimiz ve onurlandırıldığımız için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun katıldığınız için. Şimdi TEPAV'ın bu çalışmalarına geçmeden önce uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'de kadınların durumu nedir? Bunu bir kısaca anlatır mısınız? Şimdi bu alanda tabii çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama Türkiye Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ve bizim için Dünya Ekonomik Forumu Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçurum Raporu çok temel endekslerden. Bu raporlarda Türkiye 144 ülke arasında 130. sırada yer alıyor 2017 yılında yapılan çalışmaya göre. 128. sırada ise ekonomik anlamda 128. sırada. Tabii sıranın önünde kim var onlara bir değerlendirmek gerekirse Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan İsrail, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt ve Katar Türkiye'den daha üst sıralarda. Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde de Türkiye 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre 159 ülke arasından 71. sırada. Yine bizim üst komşularımız olan Katar ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler bizden daha üst sıralarda. Yani cinsiyet eşitsizliği aralığını ciddi anlamda aşmış durumdayız. Resimler bunu gösteriyor Türkiye açısından diyebilirim. Okay. Sen de. Peki bu çalışmalarınızın biraz arka tasarını sizden anlatmanızı rica etsek. Bizim anladığımız kadarıyla birkaç metodoloji arasından birini veya bazılarını seçtiniz ve Türkiye'de bunu uyguladınız. Herhalde başka ülkelerde paralel olarak bu çalışmalar yapılıyor ve bu sayede kıyaslanabilir bir sonuç ortaya çıkıyor. Sizden biraz bunun arka planını rica edelim. Çalışmalarımız 2014 yılında başladık. Aslında dört temel amacımız vardı. Önce bunu söylemek isterim. İlk amacımız yerel toplumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışabileceğimiz, özellikle yerel düzeyde en iyi uygulamalara yönelik deneyimlerin paylaşılabilmesini sorgulayabileceğimiz, indekslerdeki değişikliklerin nedenlerini sorgulayabileceğimiz, kendisi merkezi ve yerel yönetimlerin, sivil aktörlerin, ilgili tüm paydaşların katılım sağlayabileceğimiz yeni bir politika diyaloğunu nasıl geliştirebiliriz sorusuna cevap aramaktı. Bu anlamda uluslararası arenadan ne tarz çalışmalar yapılıyor, ülke ölçeğinde nasıl çalışmalar yapılıyor, öncelikle bunu araştırdık. Ve kendimiz bağlamında, TEPA bağlamında 81 il cinsiyet eşitliğini nasıl yapabiliriz sorusuna yanıt aradık. Cinsiyet eşitliği yaptık. 20. yüzyılın son gereğiyle birlikte özellikle çok tartışılan alanlardan biri, kamusal alanda devlet tarafından uygulanması gereken, bana sorarsanız 3. kuşak haklarda, dolayısıyla hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim hem de vatandaş ödevlerin
aslında. 2018 özür dilerim. Sanırım bağlantı hızından dolayı arada kayıplar oluyor. Biraz daha yavaş tempoda konuşabilirseniz zannederim daha iyi anlaşılacak. Özellikle 2015 yılı ile kalkınma hedeflerinin yerini alan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde en temel kişisel gelecek ikili cinsiyetçiliği. Cinsiyet eşitliği nedir diye soracak olursak aslında cinsiyet belli ayrımcılığa uğramadan bu toplumsal yaşamın her alanda eşit olarak yer alması, görülmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi ve katılım olarak ifade edilmesi. Bu yaklaşımda başta kadınlar olmak üzere aslında toplumsal alandaki mevcut engellerin aşılması, görünürlüklerin artması ve buna yönelik önlemlerin alınması bağlamı da önemli. Biz bu anlamda Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitsizliği şeyine bir çıktık ve acaba bu düzeyde, genel düzeyde bunu indirgeyip uygulayabilir miyiz dedik. Çalışmaların ilkine 2014 yılı başladı. Son yıllık aralıklarda çalışmalarımızı güncellemeye çalışıyoruz. Bu üç raporda aslında iki başlıktan oluşuyor karnemiz. Birincisi, Birleşmiş Milletler Endeksini oluşturan toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi. İkincisi de bu endeksten yararlanarak geliştirdiğimiz kadın kuşatma endeksi. Birincisi toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi dediniz. İkincisi de kadını güçlendirme endeksi. Aynen öyle Nazlı Bey. Ve ikincisini TEPAB olarak siz geliştirdiniz. Doğru mu anlıyoruz? Gene de Birleşmiş Milletler toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinde kullanılan göstergelerden yola çıkarak geliştirdik bu endeksi. Neden böyle ikinci bir endekse ihtiyaç duydunuz? Sadece yani erkeklerin durumundan ziyade 81 ilde kadının göstergelerde ne durumda ve yerleşimde kadının resmini nasıl çıkabilir bunu aslında ölçmek istedik. Birleşmiş Milletler bu alanda 4 temel gösterge kullanıyor. Göstergelerin sağlık, eğitim, istihdam ve temsiliyet. Bu arada pardon sözünüzü kesiyorum. Bu arada biz göstergeleri alabilir miyiz slide'da? Evet, bazı görseller hazırlamıştık siz anlatırken. Göstergeler slide'ı. Sağlık, eğitim, istihdam ve temsiliyet dediniz değil mi Asmiye Hanım? Şirketler toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinde kullanılan göstergeler ve alt göstergelerinden bahsetmek gerekirse, göstergesi altında iki temel alt parametre var, alt değişken. Bunlar çocukken doğum oranı ve anne oranı. Eğitim alanında ise 5 yaş üstü en öğretmenin erkek. Bu arada ben sözünüzü keseceğim ama şeyi merak ediyorum. Şimdi sağlık göstergesiyle ilgili sadece annelikle ilgili göstergeler kullanılıyor. Bunu biraz açar mısınız? Bu biraz eksik değil mi? Niye sadece annelik konusuna odaklandınız? Biz var olan aslında bir indeksi çalıştık Sibel Hanım. Yani cinsiyet eşitsizliği endeksinde temel olarak uluslararası arenada hangi göstergeler kullanıldıysa mevcut göstergeler nezdinde Türkiye'nin durumu nedir sorusuna yanıt aradık. Önümüzdeki dönem içerisinde şu an çalışma fikrindeyiz. Toplum yanındayız derneği işbirliğinde Türkiye'nin kendi toplumsal eşitlik karnesini yayınlamayı düşün. Bu yönde de hazırlıklarımız başlamış durumda. Yani çok belirttiğim gibi sağlık endeksinde erken doğum oranı ve annelik oranı yetkisi bir gösterge. Birleşmiş Milletler'e referansla hazırladığımız için bu göstergelerin önüne gidemeyiz. Yani elinizdeki mevcut göstergeler bunlar olduğu için bunları kullandınız ama başka göstergeler oluşturacaksınız. Evet, şu anda mevcut durumda TOB öncülüğünde bir projelendirme aşamasındayız. Ve sağlık alanında yaklaşık olarak 10-12 alt göstergeyle bu temel göstergeyi çeşitlendirmeyi umut ediyoruz. Dolayısıyla kadınların durumunu annelik sürecinden bağımsız olarak da görme imkanımız olacak bu çalışmanın sonunda. Kesinlikle. Evet. Sağlığında eğitim göstergesinin değişkeni ise 5 yaş üstü en az ortalama mezun kadın erkek
İstihdamda da kadın ve erkek istihdam oranı var. En sonunda tekstiliyet. Bu parlamentodaki kadın erkek edilme oranı var. Yalnız bu ulusal ölçek. Biz bunu yerel düzeye indirdiğimiz zaman özellikle temsille parlamentodan belediye meclisini netleştirmek zorunda kaldık. Yani 81 ilin belediye meclisindeki kadın ve erkek temsil etme oranı baktık. Sadece il düzeyinde baktınız, ilçe düzeyinde bakmadınız. Öyle anlıyoruz değil mi? Önümüzdeki dönemde ilçe düzeyinde yaklaşık olarak en iyi seçilen anlamda nüfus anlamında en yüksek nüfusa sahip 100 ilçe üzerinde bu çalışmayı hedefliyorum. Evet. Dolayısıyla 4 temel göstergeyi 81 il düzeyinde tutmaya çalıştık. Yani il düzeyi belediye meclisindeki kadın erkek temsil oranına baktık. İl düzeyinde kayıtlı kadın erkek istihdam oranına baktık. Yine il düzeyinde 25 yaş üstü en az okul öğretim mezunu kadın erkek oranına baktık. Anne ölüm oranına baktık ve çocuk anne oranına baktık. Bu karnemizin birinci başlığını oluşturuyor. Evet. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksimizi oluşturuyor. Evet. Güçlenme endeksinde bu dediğim dört temel göstergeyi sadece kadın durumundan ölçtük. Yani kayıtlı kadın oranı ilerideki kayıtlı kadın istihdam oranı ya da belediye meclisindeki kadın temsil edilme oranı kadın durumundan 81 il ne durumda bunu çalıştığımız için ikinci eksiklikle oluşmuş olduk. Biz ikinci slide'ı rica edelim. Kayıtlı istihdam dediğimiz vakit o halde kayıt dışı çalışan, yani aile işletmelerinde çalışan, sigortası olmayan ve bir şekilde sosyal sigorta sistemine dahil olmayan kadınlar sizin kapsama sahanızın dışında kalıyor doğal olarak. Ya da TÜİK'lerinden yola çıkmak. Evet, evet. Araştırmaya yöneldik. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bildiğiniz üzere en son yerel seçimler 2014 yılında yapıldı. 30 Mart tarihinde. O yıldan bugüne 4 yıl bir süre geçti. Evet. Meclisindeki kadın ve erkeklerin temsil edilme oranı değişti tabii ki. Bir takım illere kayyum atandı. Bir takım illerdeki belediye meclisi görevden uzaklaştı veya görevden alındı. Biz bu çalışma sürecinde Türkiye'de 2397 belediyeyle tekrar iletişim kurmaya çalıştık. 2018 yılı itibariyle belediye meclisindeki mevcut meclislerin erkek dağılımları neler? Size rakamlar 18 Şubat yılında Türkler rekabet edildi 2014 yılından bu yana. Bunu da iletmek istedim not olarak. Biz şimdi şeye gösterelim, tekrar slide'ı rica edelim. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizlik endeksinde en eşitlikçi 10 il ve eşitsizliği en yüksek olduğu 10 il gösteriliyor. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Tabii. Şimdi çalışmalarımızın birinci ayağına 2014 yılında başlamıştık. İkinci ayağı 2016 ve üçüncü ayağı 2018 yılında oldu. 2016 yılıyla bir karşılaştırmak istedik. Acaba 2 yılda bu durum büyüdü mü yoksa daraldı mı? İstanbul parlamentosunda en eşitlikçi, yani bu dört temel göstergeyi en kullanan ilim İstanbul çıktı. İki önceki karne İstanbul sırasıyla Bursa, Eskişehir, Ankara, Muğla, İzmir, Yalova, Bolu, Düzce ve Kocaeli takip ederken 2018'da İstanbul sıralamasında gene sıralamayı tuttu. Onu Rize, Bursa, Tunceli, Bolu, Antalya, Eskişehir, Düzce ve Kocaeli. Yani bu günler cinsiyet eşitsizlik aralığının azaldığı, kadının gücünün daha çok görünür hale geldiği iller olarak bizim çalışmamız sonucunda çıktı. Aslında tersi bir tablo, eşitsizliğin yüksek olduğu, eşitsizlik aralığının iyice arttığı 10 il ise daha Siirt, Kars, Sivas, Iğdır, Niğde, Yozgat, Afyon ve Ağrı olarak belirlendi. 2016 yılında da aslında benzer iller köşe 5 yukarı sıralamalarında aynı yerleri korumuş olduğunu gözlemledik. Biz bir sonraki slide'ı rica edelim. Yine bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği sıralaması. Evet, burada şeyleri görüyoruz. En çok iyileşen
ve en çok düşüş kaydeden 5 ili gösteriyoruz. Bunun üzerinde ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii burada en çok etki eden faktörlerden biri dedik ki yani sıralaması en çok yerinde iyileşme gösteren ya da en çok düşüş yaşayan 5 il ne hangisi? Bu defa Tunceli, Antalya, Kahramanmaraş ve Artvin'de ciddi bir iyileşme gözüktü. Yani kadın güçlenme bağlamında bu illerde cinsiyet eşitsizliği aralığı azalmış durumda. Yani düşüş yaşayan illerde Iğdır, Pars, Aske, Uşak olarak dikkatimi çekti. Burada hem 2017 yılı için hem de 2015 yılı için sıralamada kaçıncı olduklarını gösteriyor. Örneğin Van 2015'te 67. sıradayken 2017'de 41. sıraya yükselmiş, değil mi? Onu anlıyoruz. Evet, bunu anlıyorum. Benzer şekilde de Iğdır'da da bir 20 sıralık bir düşüş var. Peki yükselişin ve düşüşün ardında yatan temel sebep ne? Evet. Aslında bunu sorgulamak gerekirse Birleşmişler'den kurumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinde oranlandırmalar farklı göstergelerin. Özellikle temsil edilme oranının ağırlıklandırma oranı yüksek. Ban örneğini ele alacak olursak tabii ki istihdamda, eğitimde ve göstergede yaşanan iyileşmeler ileri ciddi anlamda yüksek, yani yükselmesinde etkili sebepler ama temsil edilme oranı, yani kadının belediye meclisindeki temsil edilme oranı en çok etki eden faktörlerden biri. Biz dedik ki burada ne kadar bir değişiklik oluyor? Mesela Van'da 2014-2018 yılında aslında temsil oranında bir değişiklik söz konusu değil. Ancak anne ölüm oranında ciddi bir iyileşme söz konusu düzeyinde. Eğer yani doğrudan oranında bir iyileşme söz konusu. Azmin Hanımcığım, o slaydımız var, onu da rica edelim. Van ilinin slaydını rica edelim. Bu arada şunu sorabilir miyim, bir parantez açıp? Temsiliyet oranının yükselmesi doğrudan kadınların yaşam kalitesinin o ilde arttığı olarak mı yorumlanıyor? Yani sizin metodolojiniz bunu mu gerektiriyor? Evet. Aslında bizim metodolojimiz keşke böyle sadece bir ağırlıklandırma oranı, yani temsil kadının güçlenmesinde etkili bir faktör olmasa gerek. Yani eşit bir ağırlıklandırma oranı olsa ve sadece bu dört temel göstergeden örtülmesi. Ancak Birleşmiş Milletler'in metodolojisine sadık kalmak zorunda olduğumuz için dolayısıyla yöntemi kullanmak durumunda kaldık. Evet. Birçok il yaşanan değişim ya da il sıralarında yaşanan değişimde temsiliyetin çok büyük etkisi olduğunu gözlemledik. Evet. Hani eğitimde, sağlıkta ve istihdamda iyileşmeler gözükse dahi eğer temsiliyette bir iyileşme gözükse neredeyse sıralamasını değiştirmiyor. Ama ciddi anlamda mesela burada Van örneğinde Van belediye meclisindeki temsil edilme oranında bir değişiklik söz konusu değil kadının. Evet. Ancak diğer endekslerde diğer göstergelerde bir iyileşme olduğu için Van'da bir sıralamasında bir yükselişe neden olmuş bu durum. Bir ama benzer durum Iğdır üzerinden anlayabilecek olursak Sibel Hanım, eğer Iğdır slaytına geçebilecek evet, olursak. Iğdır slaytına geçebilir miyiz lütfen? Bakın Iğdır'da 5 puanlık belediye meclisinde belediye meclisine temsil edilme, yani kadının durumunda bir düşüş olmuş 5 puanlık. Evet. Bu Iğdır'daki sıralamayı çok ciddi anlamda etkilemiş. Ağırlıklandırma oranı Birleşmiş Millet Endeksinde en yüksek temsiliyette. İstihdamda ya da eğitimde veya sağlık göstergelerinde iyileşmeler yaşansa dahi temsil edilme oranında bir düşüş olması dahilinde sıralama ciddi anlamda değişiyor. Bu tek başına ölçülü bir durum mu? Asla değil. Ve zaten bunun böyle olmaması için de tekrar bir çalışmayı ele alıyoruz. Daha kapsamlı göstergeler setine sahip olabilecek bir çalışma. Evet. Bir sonraki slayda geçelim. 3 haritanın olduğu slayt. Bahsettiğimiz bu slaytta 3 dönem, yani 3 raporun karşılaştırması var Türkiye bazında. Burada izleyicilerimize şunu belirtmek isterim. Başta iyi olsun bunlar. Renk ne kadar açılırsa iyileşmeyi o kadar daha kapsamlı okuyabiliyoruz.
Şimdi 2015 ve 2017 haritalar birbirine çok benziyor. Ama 5 yıllık değişimi gözlemleyebilecek olursak, yani 2012 ve 2017 yıllarındaki değişimi gözlemleyebilecek olursak, aslında 5 yıllık dönemde özellikle Doğu Anadolu ve Güney Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde bir değişim olduğunu gözlemliyorum. Kentler açılmış. Bu bağlamda özellikle Aksaray, Adana, Antalya, Muğla, Çanakkale, Kırdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Şehir, Nevşehir, Kayseri, Bartın, Trabzon, Çok, Kastamonu, Çankırı, Giresun, Trabzon, Aksaray, Şırnak, Hakkari, Mardin ve Osmaniye illerinde iyileşmeler yaşanmış. 5 yıl önceki tabloya göre. Yani kadın güçlenme ve cinsiyet eşitsizliğinin azaldığını bu illerde daha farklı olarak görebiliyoruz. Peki bu iyileşmeleri neye yorumluyoruz? Yine 2014'teki seçim sonuçları mı ağırlıklı burada? Burada 2014'teki ve 2018'de tekrar bizim belediye meclisindeki kadın oranlarına baktığımızda bu illerde kadın temsil edilme oranının yükseldiğini gördük. Tabii ki de endekslerdeki değeri de bu illerin endekslerdeki değerini bir anda yükseltti. Ancak bunun yanında şundan da bahsetmek gerekiyor. Özellikle iyileşme gösterenlerden biri hem eğitimde hem sağlıkta hem de istihdam oranında ciddi bir yükseliş var temsil edilme oranının yanında. Yani onları da göz ardı etmemek gerektiğini vurgulamak isterim. Bu noktada şunu sorabilir miyim? Bu çalışmaların yapıldığı dönemdeki göç alma veya göç verme akışlarına da baktınız mı? Yani örneğin şunu düşünüyorum. Bir ilde standartları veya göstergeleri yükselten belli bir nüfus o ili bırakıp başka bir yere göçtüğü takdirde o ildeki ortalama doğal olarak düşecektir. Ya da tersi de söz konusu olabilir. Yani o ile nitelikli bir nüfus göçü olduğu takdirde oradaki göstergeler yükselecektir. Böyle bir ilişkiye bakma imkanınız oldu mu acaba? Şöyle oldu. Özellikle düşüş yaşayan İzmir özelinde baktık. Evet. Son 5 yılda İstanbul'dan, özellikle İstanbul'dan yoğun göç alan bir il. İzmir'in toplumsal ciddiyet eşitsizlik aralığı azaldı. Yaklaşık olarak 1 puan bir düşüş yaşadı İzmir. Bu sonucun neden olabilir? Bu göç aslında tehlikeli bir göç akımı da var. İstanbul'dan gelen bir göçü düşünürsek. Ters orantı yarattığını gördük. Yani yerleşen kadının İzmir'de çalışma, İstanbul'daki çalışma durumuna göre olumsuz bir yön izlemiş. Ve belediye meclisine izin edilme durumu. Bu doğru orantı etki edeceğini, ters orantı etki ettiğini görmüştük biz bu çalışmamızda. Özellikle İzmir özelinde, İzmir ölçeğinde. İzmir ve Muğla ölçeğinde. İlginç. Öte yandan da İstanbul listedeki birinciliğini korumaya devam ediyor. Evet. Aynen ne yaptık be. Evet. Biz bir sonraki slide rica edelim. Kadın güçlenme endeksiyle ilgili. Burada da belirttiğim gibi sadece kadın durumuna bak. Yani kadının istihdamdaki yerine il düzeyinde, kadının sağlıktaki il düzeyindeki yerine, kadının il düzeyinde eğitim oranlarına ve temsil edilme oranlarına. Şimdi burada da sıralamayı, yani kadının en güçlü olduğu 10 il, birinci sırada gene İstanbul var. Asmin Hanım bir saniye, bir önceki slide alabilir miyiz? Evet, teşekkür. Buyurun devam edin. İstanbul hem cinsiyet eşitsizlik aralığının en az olduğu, yani en eşitlikçi il, kadınların da en güçlü olduğu il. İstanbul'u 2017 yılında Ankara, Bursa, Kocaeli, Rize, Eskişehir, Antalya, Bolu, Tekirdağ ve İzmir takip ediyor. 2015 yılı verimlerine baktığımızda sıralama 3 aşağı 5 yukarı gene aynı. Burada bir Ankara ikinci sıraya yükselmiş. Bursa, Eskişehir, Ankara, Muğla, İzmir, Yalova, Bolu, Düzce ve Kocaeli. Kadının en güçlü olduğu 10 il. Kadının gücünün en az olduğu 10 il ise Adıyaman, Siirt, Kars, Şanlıurfa, Iğdır, Bitlis, Afyon, Yozgat, Muş, Aslı. Aslında isterseniz ciddi eşitsizliği endeksiyle benzer sonuçlar var. Yani en eşitliği
Eşitliğin en olduğu o ile kadının en güçlü olduğu o il veya en güçsüz olduğu o birbirine benzer iller. Örtüşmeler gösteriyor. Evet. İki endeks. Evet. Bu anlamda da birbirini takip eden sonuçlar var. Bu sonuçlar içerisinde de değişimde en çok iyileşme gösteren iller neler diye baktığımızda yine biraz önce belirttiğimiz Van çekiyor, Maraş çekiyor, Çıksaş, Bartın, Tırnak. Biz bir sonraki slaydı alalım. Evet, buyurun. Sıralamadaki en çok düşüş yaşayan beş il ise Artvin, Iğdır, Uşak, Manisa ve Muğla. Gene dedik ki acaba benzer nedenlerde dedim. Yani temsil edilme oranı, eğitim, istihdam ve sağlık göstergelerinin yanında temsil edilme oranı acaba bu düşüşte etkili mi? Örneğin Aksaray, eğer Aksaray slaytını gösterebilirseniz. Evet. Aksaray belediye meclisinde kadın temsil edilme oranı da çıkan 4 puan bir artış gözlemleniyor. 3.54'den 7.78 çıkmış. Pardon, bir sonraki slaydı alalım lütfen. Bizde Aydın var. Pardon, Aksaray, evet. Evet, Aydın düşüş yaşamış ama Aksaray'da kadın güçlenme endeksinde 70. sıradan 58. sıraya yükselmiş. Bunun altında ne söyledik? Bakın, belediye meclisinde kadın temsil edilme oranında Aksaray'da bir 4 puanlık artış var. 2014'ten 2018 yılında. Bir anda Aksaray'ı bu 12 puan yükseltmiş. Diğer endekslerde yaşanan puan artışları da etkili. Ancak temsil edilme oranı Aksaray'ı 10 puanlık bir artışa neden olmuş. Her şekilde Aydın. Aydın'da da kadın temsil edilme oranında yaşanan düşüş ne kadar diğer göstergelerle iyileşme yaşasa da Aydın'ın 19. sıradan 35. sıraya gerilemesine neden olmuş Aydın ilinin. Dolayısıyla burada da benzer bir sonuca ulaştık. Yani örgütlenme oranı yüksek olan temsiliyetin cinsiyet eşitsizliğinde hem kadın güçlenme endeksindeki illerin yerlerinde çok büyük bir etkisi olduğunu görmüş böylelikle diyebiliriz. Bir sonraki slaydı alalım. Burada da 3 dönem, yani biz rapor sürecinde gerçekleştirmiş olduğumuz kadın güçlenme durumu Türkiye'de nasıl sorusu sorduk. Biraz önce konulaşma olumsuz bir tabloydu cinsiyet eşitsizliği için. Ama burada konulaşma olumlu olarak okunmalı. Çünkü birden ne kadar olursa, birden ne kadar büyük olursa endeksleri, kadının güçlenmesi de o kadar önemli olacaktır. Burada 2015'te gene 2017 tabloları birbirine çok benziyor. Yani kadın neredeyse güçlenmesindeki yerini kurmuş. Değişmemiş. 2 yılda bir çok da büyük bir değişiklik yok. Evet. 2012 ile 2010 yılını karşılaştırmak olursanız özellikle Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Mersin ve Trabzon ilinde 2012'den bu yana güçlenme kaynağında artış yaşandığı gözlemleniyor. Dolayısıyla 5 yıllık süre içerisinde eğitimde, istihdamda, sağlıkta ve temsiliyette kadının gücünün daha çok arttığını söylemiş olabilir bu endekslere ve alt göstergelerine göre. Şimdi bu verileri inceledik. Bu çalışmanın amacı raporda şöyle belirtilmiş. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tüm paydaşların katılımlarının sağlanabileceği yeni bir politika diyaloğu geliştirilmesi. Merak ediyorum, sizin bu çalışmanıza hükümetten bir tepki, gelin konuşalım veya yerel yönetimlerden herhangi bir çağrı, bir istek geldi mi? Ya da sivil toplum kuruluşlarından, akademik kurumlardan. Evet. En büyük arzumuz buydu. Hala da bitmeyen bir arzuyla bu yönde çalışıyoruz. Bizim bu karnemiz basına yansımak ötesine geçememiş durumda maalesef. İşlerin özellikle cinsiyet eşitliği aralığını azaltan işlerin en büyük manşetiyiz. Her yılda evet, bu özellikle milyar bir gurur kaynağı olabilir. Çok sevindim bu bağlamda ama keşke devamını getirebilsek. Şu anda gerekli merkez yönetime Kerem dediğimizde gidiyorum. Çalışmalarımızı anlatmaya çalışıyorum. Gelin bir ortak politik diyaloğu geliştirelim. Gelin biz Birleşmiş Milletler'e bağlı değil ama
kendi göstergelerimizden. Çünkü Türkiye'de bu anlamda ulaşabileceğimiz ciddi de bir setim var. Gelin birlikte TEPAV işbirliğinde, TOBÖ'nde işbirliği, bu işbirlik kendi cinsiyet eşitliğini yaratalım ve bunu güncelleyelim. Bu anlamda başarılı olan illerin endekslerindeki değişimleri sorgulayabilirim. Biz bu anlamda 6 yıldır çalışmalarımızı, 5 yıldır çalışmalarımıza olarak devam edebiliyoruz ama onun sistem başarılı ulaşabildik. Sesimizi tutmaya çalıştık ve yeni bir çalışmaya çalıştık. Bu tür merkezi düzeyin değil, genel üretimlerin ciddi bir meselesi. Bu şart olarak tanımlıyorum ben bunu, açıkçası söylemek gerekirse. Devlet bunun da yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin ortak bir ortaklık getirmesi gerekiyor. Bu anlamda da ülkelerin kendi içinde geliştirdiği bir endeks bu alanda. Biz bu alanda da ilk olmaya çalışıyoruz. Gerekli sivil toplumu, gerekli merkezi yönetimi ve yerel yönetimle ortak bir güç oluşturmak istiyoruz. Ancak bu ana kadar çok başarılı olamadık diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapmış olmamıza rağmen sadece gazetelerde veya sosyal medyada yer aldık. Ama önümüzdeki süreçte daha güçlü olabileceğimizi hissediyoruz. Sayenizde sizi duyuruyoruz. Bu anlamda çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Benim de aklıma benzer doğrultuda şu soru geliyor. TEPAV Ankara merkezli bir düşünce, fikir kuruluşu ve yaptığınız çalışma doğrudan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birisine tekabül ediyor ve dolayısıyla Kalkınma Bakanlığı'nın aslında doğrudan iyi göstermesi ve yani çalışmanızı olduğu gibi alıp bir siyasa gereci olarak kullanması gerekir diye düşünüyoruz mantıken, ama anladığımız kadarıyla bu ilişkiyi de kurabilmiş değilsiniz ya da talebinize cevap alamadınız. Bunu da biraz anlatır mısınız bize? Duyurabilmek için çok çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle kampanya çalışmalarından sonra ilgili sivil toplum ayağını ayaklayarak diyoruz. Bakın yeni karnede sonuçlar bu yönde değişiklik oldu. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Heyecanlandığını hissediyorum herkesin gözlerinden ama o heyecan galiba o anlık kalıyor. Evet. Biz de bu heyecanımız, biz çok heyecanlıyız bu konuda. O yüzden yanındayız derneğiyle. Şu anda yeni bir anlaşma içerisindeyiz. Nasıl bir çalışma yapılabilir? Endekslere sadece 4 temel değil, gösterinin nasıl geliştirilir? Bunun nasıl her yıl güncellik? Mevcut durumumuz, çünkü veriler üzerinden artık mevcut durumumuz olabilir. Bu anlamda yanıyorum ki önümüzdeki dönemde iyi bir politika diyaloğu geliştirebileceğiz. Buyurun. Yok. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Biz Sibel Hanım'la bir ildeki belediye meclis üyeleriyiz diyelim ki ve TEPAV'ın bu çalışması elimize ulaştı. Bu çalışmanızı yerel yöneticiler olarak veya başkan yardımcılarıyız. Yerel yöneticiler olarak kendi ilimizdeki siyasalara, yerel siyasalara nasıl uyarlayabiliriz? Biraz da bu konuda bize yol gösterir misiniz? Ya bu aslında çok da iyi bir seçim çalışması olabilir bana sorarsanız. Sadece seçim çalışması değil, iyi düzeyinde önemli bir çalışma olabilir. Sadece 4 temel göstermeye sadık kalınmaması gerekiyor. Yani burada kadın sığınma evlerinden, özellikle girişimci sayılarına, toplum üyesinin girişimci kadın sayısından, aynı bahsettiğiniz gibi sağlık eksinde ya da üst düzey kadın yönetici sayısına kadar ulaşması gerekirdi. Ben bir belediye meclis üyesi olsaydım ve elimde bir çalışma olsaydım, ona ne göstergeyi ekleyebilirdim? Bu göstergeleri üst düzeyinde nasıl geliştirebilir? Kendi iç ölçeğimde cinsiyet eşitliğimi nasıl ölçerdim? Sorusunu yanıt arardım sanırsam. Ve bu anlamda da ilimi her dönemde takip edebileceğim bir veri seti geliştirebilirdim diye düşünüyorum. Aslında şeyi düşünüyorum şimdi, 2019'daki yerel seçimlerden sonra 6 ay içinde her belediyenin, daha doğrusu nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelerin stratejik plan oluşturması gerekiyor. Bu onun için önemli bir girdi olabilir. Kesinlikle. Zaten belirttiğiniz gibi birçok belediye aslında çalışmalarına bu anlamda başladı.
Biz de birkaç belediyeye gittik. Bakın stratejik planınıza özellikle cinsiyet eşitliği bağlamında. Bu anlamda Nevşehir ve Adıyaman ilinden bir talep geldi bize. Bahsetmek istiyorum ve Bursa'dan. Yani biz stratejik planımıza bu değişimi yansıtabilir miyiz? Dedik memnuniyetle. Çok da fazla Rex ve veli setlerinden oluşan kendi göstergesini de yaratabilirsiniz. Ve bu anlamda biz olarak da yanınızdayız dedik. Bunlar tahsilimizde 2019'un yani o Mart seçimleri 6 ay içerisinde bu sonuçları ilan edecekler ve kendi gösterge setlerini oluşturacaklar. Bu anlamda bunlara destek veriyoruz. O zaman vaktimiz de bitmek üzere. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah ilerideki aylarda sizinle tekrar bir konuşma fırsatımız olur. Size çok çok teşekkürler, vakit ayırdınız. Haftaya da... Programın başında söylemedik ama Türkiye Ekonomi Politikalar Araştırma Vakfı'nı herhalde izleyicilerimizin hemen hepsi biliyordur. Yine de tepav.org.tr adresinden kurumla ilgili bilgiye ulaşmak mümkün. Ayrıca bu yayınınızın, yaptığınız çalışmanın dijital dosyası da yine aynı adresten indirilebiliyor. Bunu da izleyicilerimize söyleyelim. TEPAV'ın bütün yayınları zannederiz web sitesinden indirilebiliyor, ulaşılabiliyor elektronik olarak. Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Kapanışı evet. Buyurun siz yapın. Haftaya 100. programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.